Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Bugün önemli bir konu ile, özellikle İstanbulluları ilgilendiren önemli bir konu ile karşınızdayız. İstanbul Valiliği bir süre önce devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunun mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alarak hazineye devretti. Ve Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarında bir restorasyon başladı. Sonrasında da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da bu yalılara İBB görevlilerinin alınmadığını kaydettiği sosyal medya hesabından da bazı görüntüler paylaştı. Bu görüntüleri paylaştıktan sonra da birçok tepki geldi. Bu yalılarda restorasyon işlemleri kimler tarafından nasıl yapılmakta? Kamuoyuyla detaylı bilgiler neden paylaşılmamakta? Aynı zamanda tam olarak bu yalıların içerisinde ne yapılmakta? Otopark veya balo salonları dendi sosyal medya hesaplarından. Ancak kamuoyu yeteri kadar bilgilendirilmedi ve son birkaç gündür de bu konuyla ilgili insanlar soru sormaya başladı. Bu yalılardaki restorasyonlar nasıl yapılmakta? Biz nasıl yeterli bilgiyi alacağız? Biz de bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ülkü Sakalar'la konuşmak istedik. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Ülkü Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum ben. Çok teşekkür ederiz Ülkü Hanım yayınımıza katıldığınız için. Ülkü Hanım öncelikle görüntüler paylaşıldıktan sonra bu konu gündem oldu biliyorsunuz ki. Ancak bunlar öncesinde İBB bu yalılarda neler olduğunu anlamak için bazı girişimlerde bulundu mu? Ve özellikle bu görüntüler çekilmeden önce siz tam olarak bu yapıların içerisinde ne yapıldığını biliyor muydunuz? Şimdi aslında görüntüler bugün paylaşıldı ama bu konu yeni bir gündem değil. Cumartesi günü de Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bir canlı yayın, bir basın toplantısı yaptı biliyorsunuz. Buradaki süreci de biraz anlattı. Başımıza neler geldiğini, neler yaptığımızı anlattı. Bu yalılardaki restorasyonu yapan firma 25 yıllığına burayı işletme hakkını alan Türk Hava Yolları DOKO şirketi aslında. Burası baştan ben başlayayım. 2009 yılında İl Özel İdaresi ile THY DOKO arasında yapılan sözleşmeyle işletme hakkı 25 yıllığına bu şirkete verilmiş. Şartı da şu, 3 yıl içinde burasının restorasyonunu yapacak, onaylı bir proje hazırlayacak ve restorasyonu bitirdikten sonra da işletmeyi açacak. Yapılacak restorasyonla burası otel konseptinde olacak. Yani otel olarak işletecekler. Aslında plan buymuş o tarihte. Sonra 2 yıl sonra tekrar bir ek sözleşme yapmışlar. Otopark da olsun denmiş ve işletme hakkı 31 seneye çıkmış. 2040'a kadar işletme hakkı bunlara verilmiş. 6360 sayılı yasayla 2012 yılının sonunda burası il özel idareleri kapatılarak il özel idarelerinin mal varlıkları, hakları, borçlarının belediyelere, ilgili bakanlığa, işte kuruluşlara, ilçe belediyelerine devredilmesi, tasfiye edilmesi için bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon aslında geçici süreli bir komisyon. 13 Mart 2014 tarihinde de toplanmış, İstanbul Valiliği açısından söylüyorum, yani başka şehirlerde de kuruldu tabii. İstanbul Valiliği öncülüğünde 2014'te toplanmış. Pek çok taşınmaz, bir liste halinde yüzlerce belki taşınmaz. Bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bir kısmı ilçe belediyelerine, bir kısmı hazineye paylaştırılmış teker teker. Burası da Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne otel alanı imar durumu ile devredilmiş. Mülkiyet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş. Mülkiyetle beraber İl Özel İdaresi'nin 2009 yılında yaptığı bu firmayla yaptığı sözleşme de devredilmiş. Dolayısıyla sözleşmenin tarafı Türk Hava Yolları DOKO ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuş. 2014'ten bugünkü İBB yönetimine gelene kadar arada neler olmuş bilmiyoruz. Hiç denetlendi mi onu da bilmiyoruz. Fakat 2019'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tüm tarihi yapılarla beraber İBB'nin mal varlıklarında ne var ne yok neler yapılmış elden geçirirken Fehime Sultan ve Hatice Sultan bu yalılarda da neler olmuş, bunların bir sözleşmelerini alalım diye bakıyorlar. 2021 yılının sonlarında bir denetim yapıyorlar. İlk defa girdiklerinde görüyorlar ki 3 yıl içinde yani 2009 ile 2012 arasında en geç bitmesi gereken restorasyon hiçbir şekilde yapılmamış.
Binanın zeminleri su almış. Kapılar, çerçeveler yok. Su, rüzgardan, havadan duvarlar yıpranmış, çatı yıpranmış. İç yapı, tarihi doku tamamen bozulmuş ve 13 yıl boyunca hiçbir çalışma yapılmamış. Bu tespit üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi gidiyor, bir ihtar çekiyor THY Doko şirketine, işletmeci şirkete. Diyor ki sözleşmeye aykırı davranıyorsunuz, sözleşmede de bu konu var, aykırı davranmanız halinde size 10 gün süre veriyorum, 10 gün içinde bu restorasyona başlayın, devam ettirin. Fakat firma hiçbir şey yapmıyor yine. Arkasından gidiliyor, geliniyor, tutanaklar tutuluyor. Firma yine bir şeyler yapmayı reddedince İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkeme kanalıyla bir bilirkişi tespiti yaptırıyor. O gördüğünüz fotoğraflar aslında 2021 sonu 2022'de yapılan bilirkişi tespitinin görüntüleri. Bilirkişi bu binada yapılması gereken hiçbir çalışmanın yapılmadığı binanın çok kötü durumda olduğunu, tarihi eser olduğu halde korunmadığını belirliyor ve bu durumu sözleşmeye aykırılık olarak da nitelendiriyor. Aynı zamanda Anıtlar Koruma Kurulu, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu da bu durum karşısında İBB'ye diyor ki sen bunları denetle, kontrol altına al. İBB bu kadar çok ağır hasar tespitini gördükten sonra firmada bir şey yapmayınca yine sözleşmeden doğan hakkını kullanıyor. Firmaya bir fesih tebligatı gönderiyor. Sözleşmeni feshettim diyor. Sen burayı derhal tahliye et, bana ver. Ondan sonra da zaten olaylar başlıyor. Firma bu ihtarı ve fesih tebligatını aldıktan sonra peş peşe davalar açmaya başlıyor. Ben burada kiracıyım, fesih işlemini durdurun, tahliyeyi durdurun gibi karşılıklı davalar açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi onlara dava açıyor. Derken olay bu aşamaya geliyor. Kim tarafından yapılması gerekiyordu dediniz? Bu restorasyonların bu firma tarafından yapılması gerekiyordu. Türk Hava Yolları Doko. Neden bizim haberimiz yok? Çünkü 2014'ten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra o dönemin yönetimi tamamen bekletmiş, hiçbir şekilde ilgilenmemiş. Ne olduğunu biz ancak İBB'nin bugünkü yönetiminin müdahalesinden sonra öğrenebildik. Şimdi bu karşılıklı davalarla firma aslında tam olarak sözleşmenin feshi ve tahliye sürecini durduramadı. Ama İBB de mahkemeden karar beklediği için en azından bu davalarda bir yol alınsın diye her gün gidip bir tutanak tutmaya başladı. Çünkü koruma kurulu da İBB'ye bu görevi verdi. Sen burayı denetleyeceksin, burası tarihi eser diye. Ayrıca Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de kanundan kaynaklanan hakkı var. Boğaziçi İmar Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir müdürlüğü. Orası Boğaz ön görünüm bölgesi ve hem de tarihi yapı. Burada ne oluyor, nasıl bir restorasyon yapılıyor, projeye aykırı iş var mı, imara aykırı iş var mı diye denetlemek istiyor. 4-5 defa en az gidiyor. Yani Mart ayından Haziran ayına kadar her defasında İBB içeri alınmıyor. Tutanaklar tutuyor, bizi içeri almadılar diye hatta savcılığa suç duyurusunda bulunuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bizim denetleme görevimiz, kanundan kaynaklanan denetleme görevimiz yaptırılmıyor diyerek. Maalesef ama savcılıklarda da o suç duyuruları bekliyor. Herhangi bir işlem firma hakkında yapılmıyor. Bu karşılıklı süreçler devam ederken İBB de ısrarla burayı denetlemeye çalışırken birdenbire Ağustos'un sonlarında İstanbul Valiliğinden bir yazı geliyor belediyeye. Yazıda da şunu söylüyor. 2014 yılında bu 6360 sayılı yasaya göre bir devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kuruldu. İl özel idarelerinin malları da belediyelere devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bazı mallar devredildi. Ama diyor, kanun aslında devredilecek malın vasfına da bakın diyor. Okul, cami, karakol vasıflı olan yerler belediyeye devredilemez. Burası da bu parsel sayılı yerde okul vasfında olabilir gibi bir yorum yapıyor. Tekrar komisyonu toplayın, yeniden değerlendirin. Şimdi bu yazıyı aldığımızda biz şöyle dedik. 5 Eylül'de de bizi toplantıya çağırdılar, yani dün. Yazıyı aldığımızda dedik ki tamamen bir yanlış değerlendirme var. Burası okul değil,
2009 yılında il özel idaresi ile THY DOKO arasında sözleşme yapılırken de okul değildi. Çünkü şartnamede, sözleşmede de saray yalı diye geçmiş. İmar planında okul alanı diye geçiyor. Turizm tesis alanı olarak da Boğaziçi İmar'da görünüyor. Yani 2009'da okul değildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği 2014'te de okul değildi. 2022'de de okul değil. Yani 2009'dan 2022'ye kadar hiçbir şey değişmemiş. Dolayısıyla bu tasfiye komisyonu, devir tasfiye paylaştırma komisyonunun karar değiştirmesini gerektirecek, yeniden toplanmasını gerektirecek hiçbir değişiklik yok. Buna bir itiraz ettik önce zaten. Neden? Geçmişte de 2014'te de bu komisyon bu malları verirken Büyükşehir Belediyesi'ne şart konulmamış, itiraz edilmemiş, hile yok, kandırılma yok, hiçbir şey yok. Yani devletin iki tane kurumu arasında yapılan işlem. Bu itirazımız, itiraz ettik ama sonuç değişmedi. Toplantıdan önce bir dava açtık. Bu komisyon toplanamaz diye idare mahkemesinde henüz bir karar yok. Derken pazartesi günü, yani dün valilikteki toplantıya katıldık. Toplantı daha önce 7 kişilik olan, yani 7 kurumdan oluşan bu komisyon bu defa 9 kurumdan oluşmuş. Kurumu biraz genişletmişler ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane oyu var. Diğer tarafta valilik var, İl Sağlık Müdürlüğü var, Tapu Kadastro Müdürlüğü var, Milli Eğitim var, çeşitli kurumlar var. Toplantıya girdiğimizde bir tutanak konuldu önümüze. Bu komisyonun neden toplandığını anlatan bir tutanak. Aslında bize valilikten ilk gelen yazıda işte cami, karakol, okul vasıfları olduğu iddiası vardı. Fakat bu defa önümüze gelen tutanakta bu iddia yok. Buranın okul olmadığını onlar da biliyorlar çünkü. Neden dedik, hani niçin biz bu komisyonu topladık? 8 sene önceki durumla bugünkü durum arasında hiçbir fark yok, değişen hiçbir şey yok. Bu komisyon usulen toplanamaz. Zaten komisyon 2014'te 6 aylığına kurulmuştu, görevini tamamladı ve bitti. Ve bugüne kadar da hiçbir daha kurulmadı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devredilen herhangi bir malını geri almak için de kurulmadı. Ne zamanki yönetim değişti, ne zamanki bu olaylar yaşandı, şimdi bu komisyon sırf bu iki tane yalıyı almak için toplandı. Bu çok açık. Gerekçeyi sorduk. Kanun diyor ki vasıf değişirse, vasıf değişti mi dedik. Karşımızdaki görevliler, masadaki diğer üyeler şunu söylediler. Kanun ilgisine göre verilir diyor. Biz de düşündük, taşındık, ilgiyi aradık. Burası 1950'de kadastro geçtiğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlıymış. Dolayısıyla ilk tapu oradaymış. İlk tapuya dönmesi gerektiğine karar verdik. Yani Maliye Hazinesi'nden İl Özel İdaresi'ne de geçmemeliydi. Oradan da İBB'ye gelmemeliydi. Hepsi yanlıştı gibi. Aslında hukuki durum hiç değişmediği halde geriye dönük işlem yapmak üzere açıkçası bir gerekçe uydurdular. Bu malı, bu iki tane yalıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden almak için uydurulmuş bir gerekçeyle karşılaştık. Buna itiraz ettik. Yaklaşık 40 dakikaya yakın sürdü toplantı. Ama bizler konuştuk. Yani onlar gerekçe sunmadılar. Hatta şunu bile söylediler. Siz burayı neden istiyorsunuz? Bu mal zaten Büyükşehir Belediyesi'nin dedik. Siz neden istiyorsunuz? Siz niye almak istiyorsunuz? Yani bunu siz söylemeniz lazım. Bizim değil. Biz zaten bize ait olan, İstanbul halkına olan, ait olan bir şeyi korumaya çalışıyoruz. Hem komisyonun toplanması usulsüz. Burası okul alanı değil. Kamuya ait bir alan değil. Otel olarak yapılan bir alan. İşletme sözleşmesi devam ediyor hala da. Hiç değişen bir şey yok. Üstelik Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kontrol altında olması gereken bir yer. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı İstanbul'daki bütün kendi mülkiyetindeki tarihi eserleri birer birer onarıp İstanbul halkına kazandırıyor. Neden şimdi maliyeye gidiyor? Açıkçası bu sorularımızın hiçbirine cevap verilmedi. Gerekçe olarak kanuni dayanak gösterildi ama kanunda öyle bir şey zaten söylemiyor. Kurulmaması gereken ölmüş bir komisyon yeniden toplatılarak, bir gerekçe yaratılmaya çalışılarak yalılar elimizden alındı. Amacı da bence belli artık.
bunu Türk Hava Yolları Doko şirketiyle hazine artık kendi aralarında ne yapacağını bilmiyoruz. Yani önce okul diye çıktılar ama burasının okula dönüştürülmeyeceği belli. Otel alanı zaten otele çevirecekler. Büyük bir ihtimalle de satacaklar diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bilgiler için Ülke Hanım. Biz özellikle bu sürecin takipçisi olacağız ve sonucunun ne olacağını da merak ediyoruz. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi İBB'nin amacı aslında kamuyu bilgilendirmek ve dolayısıyla da kamunun yararına bir iş yapmak. Birçok farklı gelişme olmuş ve dediğiniz gibi bazı kanunlar öne sürülmüş. Ancak hangi kanun, kime göre kanun gibi bir durum oluşmuş sizin durumunuzda ve yıllarca süre gelmiş bu. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Takipçisi olup sizinle tekrardan iletişim kurmaya devam edeceğiz. Hepimiz takip edelim. Zaten çok çok önemli bir şey, bir yer burası. Tarihi evet. Miras en azından. Hepimiz takip edelim. Bu biz ikinci karara karşı da dava açtık. Dünkü alınan karara karşı da dava açtık. Bize kurulun oy çokluğuyla alınan karar gerekçesi henüz açıklanmadı. Sonradan açıklayacağız dediler. Onu da bekliyoruz. Umuyoruz hızlıca yargıdan bir yürütmeyi durdurma kararı gelir. Gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İstanbul halkı için en azından tarihi değerlerin korunması için bu kadar apar topar kanunlar eğilip bükülerek, kişiye göre yorum yapılarak uygulama yapılması hukuk devleti ilkesine de sığmıyor. Kesinlikle hukuk güvenliğine de sığmıyor. Hepimiz gerçekten hukuka, adalete güvenmek istiyoruz. Dilerim o günlere de ulaşacağız. Teşekkür ediyorum. İBB Başkan Vekili Ülkü Sakalar'la birlikteydik. Kendisiyle aslında yıllardır devam eden ancak son zamanlarda fotoğrafları da yayınlandığı için gündemde olan iki önemli yalı hakkında konuştuk. Burada yapılan, daha doğrusu bir süredir yapılmayan restorasyonlar. Bu yalılarda Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları. Şu an hukuki süreç halen devam etmekte ve bizler de Cumhuriyet TV olarak bu hukuki sürecin takipçisi olacağız. Sizlere de bilgilerini vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyet TV sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayınız lütfen. Şimdilik hoşça kalın.